efendim, mutlu sabahlar hepinize. 360 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Anneyim başlıyor yine bu sabahta. Çok değerli bir konuğum olacak. Haftaya güzel başlayacağız. Çünkü anneler, babalar özellikle son yıllarda bu konuda çok daha aktif, çok daha araştıran halde. Hangi konu biliyor musunuz? Çocuklarımızın çocukluk çağı boyunca spor yapmaları, bir enstrüman çalmaları konusunda hep istekli ve iddialıyız. Araştırıyoruz, her yere götürüyoruz, hafta sonları etkinliklerini götürüyoruz. Ne o, büyüdüğünde akademik kariyerinin yanında bir de sanat ve spor anlamında da ilerlesin, hatta sporda ilerlesin, özellikle erkek çocuksa futbol oynasın gibi ya da basket olsun, basketçi olsun gibi çeşitli arzularımız var. Yapamadığımızı onlar yapsın diye. Ama bütün bunların altında yatan bir şey var ki, genlerle savaşılmıyor lafını çok severim ben. Genler burada ne kadar faktörel yer tutuyor acaba? Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı doçent doktor Korkut Ulucan bizimle beraber olacak. Çok hızlıca ben konuyu özetlemeye çalıştım. Sizler anneler babalar lütfen alttaki numaralarımıza sorularınızı mesaj olarak gönderin. Acaba şampiyon geni diye bir şey var mı? Bir de kendisinin kitabı var, Şampiyon Geni diye. Kitaptan da bahsedeceğiz. Biz hemen konuya başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkürler. Günaydın. Yüzyılın sorunu gibi aslında bu. Annelerin, babaların kendi çocuklarıyla ilgili hayalleri. Yani kendi yapamadıkları, belki yarım bırakmak zorunda kaldıkları bir sporcu geçmişi ya da müzisyenlik geçmişi. Değil mi? Neden bazı çocuklar çok erken yaşlarda başarı gösterirken sporda, bazıları ne kadar zorlarsak, ne kadar çalışırsa çalışsın yarıda kalıyor? Evet, şimdi tabii bunu da bir içinde bulunduğu durumla bir kere bir örtüştürmek lazım. İçinde bulunduğu şartlar bazı durumlarda bazı insanları belli ortamlara doğru iterler. Bu birinci faktör bir kere. Tabii ikinci faktör de yani kitapta da biraz sizin de demin dediğiniz gibi belirtmeye çalıştım. Şimdi herkes her olayda aynı başarıyı maalesef gösteremez. Herkes iyi bir televizyon programcısı olamaz. O bir kere bir içten gelecek. Bir de o özellikleri sizi tamamlamanız gereken bazı kişisel özellikleriniz olması lazım. İşte bizim burada spora yatkınlık, egzersize yatkınlık, beslenmeye yatkınlık tan kastımız acaba bizde uygun genetik parametreler birleşmiş mi veya bizde anne ve babadan aldığımız uygun genetik parametreler bizi hangi şekle doğru yatkınlıkta kılıyor, onları özetlemeye çalıştım. Ama haklısınız, çocuk en değerli varlık, en değerli yani içinizdeki bir canın yarısı, yarı da diğer eşten geliyor. Haklı aileler. Evet, yıllardır hep o tartışılır mesela, ben de tam oturtamam dediğiniz ya, herkes sunucu olamaz. Mesela bazı şeylerin içten gelmesi, doğuştan bir yatkınlığın olması gerekli. Bazı kişiler de der ki şans ya da yetenek ne kadar etkilidir ki, çok çalışırsan her şeyi yaparsın. Hangisi doğru? Şimdi şöyle, ben de çok çalışmaya kesinlikle inanıyorum. Ama şöyle bir örnek vereyim. Hani örnek çok kolay olduğu için bundan veriyorum. Şimdi sizle 10 tane genç arkadaşımızı alalım ve onlar işte diyetisyen gelsin, güzel bir diyet programı versin. Hı. İşte antrenörü gelsin, her şeyde güzel bir antrenman versin ve her ay bunları koşturalım. Şimdi hepsi aynı mı gelir, yoksa her ay bir tanesi saniye de olsa önde mi gelir? Hani böyle bir basit bir örnek vereyim. Mutlaka biri bir önde gelecektir. Hı. Ve her ay birini eleyelim. Sonda kalanı eleyelim, eleyelim. 10. ayın sonunda gene bunlar yarış yaptıkları zaman bir tane birinci gelecektir. Şimdi aynı ortam, beslenme aynı, benzer daha doğrusu fizyolojilerine göre. Aynı antrenmanı yapıyorlar ama bakın arada böyle bir saliselik de olsa fark var. İşte bizim genetik faktörlerimiz bu saliselik farkları belirliyorlar. O saliselik farkların oluşması egzersizde. Besinde acaba hangi metabolitten ne kadar yararlanıyorum? Bunun farkını belirliyor. Duygu durumda aynı olay ikimize aynı şekilde etki etmeyebiliyor. Mesela örnek veriyorum, şuradan ufak bir olay sizi daha çok mutlu ederken benim için normal diyorum. İşte genler burada çoğu durumda bizlerin farkında olmadığı ama bazı durumlarda da farkında olduğumuz farkları belirtiyor. Kişiler arasındaki farkları. İşte bizim de amacımız bu kişisel farkları ön plana çıkartıp bireylere sunabilmek. Bunu bilirsek en azından anne baba olarak çocuğumuzu ona göre yönlendiririz. Tabii, tabii ki de. Yayına girmeden önce bir örnek verdiniz. İsterseniz izleyicilerimize de verelim o örneği. Bir çocuğu getirdi anne baba size bir spor yapsın diye. Ama siz böyle farklı bir şey olmasını istediniz. Yani futbol değil, yüzme değil, basket değil. Eskrimde başarılı oldu dediniz. Onu bir anlatır mısınız? Yani şimdi şöyle ki bir kere her anne baba yegane varlığı çocuk. Bunu tartışmanın yeri yok. Ve onun için elden şartlar
maddi manevi en büyük her şey ona ayrılır. Yani bunu hiç tartışmayalım. Evet. Herkesin imkanı doğrultusunda. Şimdi birçok veliye geliyor. Ben de spor yıllarca yaptım. Egzersiz yapmaya çalışıyorum. İşte dedi ki ya bizim çocuk topçu olsun. Ya bırak istediğini olsun. Çocuk istediğini bir kere yapsın. Hani onu isteyerek gidecek. Antrenmana bir, yani şeyli bir, hatta şunu söylerim ben. Bu belki kötü bir örnek ama okula gitmeyebilir ama antrenmana gidecek. Çünkü bu çok disiplin bir olay eğer hedefi, ideali varsa. Şimdi herkes geliyor ki işte ya yüzücü olsun çocuk, belki bir burs alır yurt dışına göndeririz veya tenis olsun. Şimdi bakıyoruz biz çocuğun ilk bir morfolojik olarak, antropometrik olarak ölçümleri falan. Yani tenisçi evet olabilir ama zor. Yani şöyle şartlar bizi zorlar tenisçi olmaya. Diyorum ki ona ne bileyim dağcılık yapsın, hani eskrim yapsın. Yani daha az, daha niş sporlarda başarılı olma şansımız daha yüksek. Şimdi örnek veriyorum, atletizmde çok fazla başarı hikayemiz maalesef olamıyor. Ha buna bazı diyor ki işte büyük ülkeler, hani adı geçen ülkeler işte belli illegal olaylar yapıyor, üstünü örtme. O benim işim değil, bilemem ben onu ama ajandaya baktığım zaman, almanaklara baktığım zaman başarı oranımız düşük. Yani benim çocuğum olsaydı ben atletizme kişisel olarak yönlendirmezdim. Hani biraz daha kendini ifade edebileceği başarı, ama tutkun ki çocuk başarılı değil ama futbol oynayacağım diyor. Onun önünde duramayız ki. Oynayacak o da. Evet. Başarılı olamayabilir, profesyonel olabilir, yapacak bir şey yok. Evet. Kişiye özel doğru antrenmanı bulmak için de aslında çok faydalı bahsettiğiniz evet. metot. Bunun için diyelim ben size getirdim çocuğumu. Dedim ki hocam yeteneği yok, yani ben bunu görüyorum ama futbolda ısrar ediyor dedim size. Neye bakıyorsunuz evet. hani vücudunda, ya da bir testler mi var, neler evet. var? Şimdi teşekkür ederim. Bu aslında insanların kafasında en oturmayan noktalardan bir tanesi. Evet. Ama bu niye oturmuyor? Hani herkes diyor şimdi genetik sürekli ilerliyor, sürekli gelişiyor. Hmm. Şimdi bazen diyor ki işte iyi ki sizler çıktı ama şimdi bizden önceki hocalarımızın da bunları bu kadar net bilgiye onlar da sahip değildi. Yeni yeni bazı bilgiler daha realize olmaya başladı. Şimdi şöyle ki bizlere çocuklar geldiği vakit veya bireyler geldiği vakit biz analiz yaptığımız genetik faktörler şunlar. O genler hepimizde var. Bizler hep aynı ama hangi formu var onları bulmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum, sakatlığa yatkınlık. Şimdi bazı genler bireyleri darbeye bağlı olmayan sakatlıklara daha yatkın kalıyor. Mesela tendon yapılarındaki bozukluklara. Bu darbeyle olan değil, kafa kafaya Allah korusun çarpışırsın sonra bir şey yapamayız veya ayağına darbe alır, çatlar, kırılır, burkulur, onu